Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve Data Structures and Algorithms serimizin 4. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Q interface'ini işleyeceğiz ve bu da aslında bizim işleyeceğimiz son interface olacak. Yine HackerRank'ten bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bu serinin devamında hep soru çözüm üzerinden gidiyor olacağız. Yani bu son konu anlatımı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, dediğim gibi Q bugün işleyeceğimiz son interface. Daha önce set, list ve map interface'lerini işlemiştik arkadaşlar. Q'nun altında buraya bir örnek koymuşum. Tabii ki daha fazlasını göstereceğim. Şimdi hemen her zamanki gibi Oracle'ın dokümantasyonundan başlayalım. Q arkadaşlar Türkçe'de sıra demek zaten. Böyle çizerek de anlatacağım birazdan. Q interface'i bize normal listeden, array'den farklı olarak bazı metodlar sağlıyor. Mesela peak gibi. İçerisindeki elemanı, head'dekini, ilk elemanını retrieve etmeden yani get yapmadan içerisindeki elemana bakabiliyoruz. Buradaki olaylara geleceğim birazdan, bunların farklarına. Şimdi Q'nun FIFO ve LIFO özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi FIFO first in first out demek. Yani ilk giren ilk çıkar. Normal bir sıra Q gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sıraya ilk giren sıradan ilk olarak serve edilir. İlk çıkar yani. Last in first out ise son giren ilk çıkar. Bu da bir stack gibidir arkadaşlar. Şöyle bir kutu düşünün, bir karton kutu. Kutuya ilk attığınız eleman en dibe gider aslında. O yüzden ilk attığınız eleman son çıkar. Üst üste eklediğinizde. Şimdi çizerek de göstereceğim size bunları hızlıca. Evet arkadaşlar, şimdi bu normal bir queue. Yani first in first out. Şimdi biz bu queue'ya herhangi bir eleman eklediğimizde mesela elemanlar tail'den, kuyruktan ekleniyor. Şuradan bir eleman eklediğimizi düşünelim. Birinci eleman, ikinci eleman, sonra üçüncü eleman. Evet, gördüğünüz gibi bir Q'ya ilk giren eleman her zaman Q'dan ilk olarak çıkıyor. Şimdi şunları bir de numaralarını da verelim de kaçıncı girdiklerini unutmamış olalım. Evet, dediğim gibi burada birinci giren eleman birinci çıkıyor. Mesela aynısını last in first out'ta görelim arkadaşlar. Şimdi evet, last in first out bir queue'da, yani stack gibi bir yapıda elemanları 1, 2, 3 diye eklediğinizde siz buradan poll yani getir, remove dediğiniz zaman size ilk getireceği eleman nedir arkadaşlar? 3 numaradır. Neden? Çünkü 1 artık altta kaldı, ona direkt olarak erişemiyoruz. O yüzden last in first out bir queue'da en son giren eleman ilk olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunu dediğim gibi arkadaşlar stack de deniyor veya DQ yani deck de deniyor. İki farklı şekilde kullanabiliyoruz. Bunları da anlatacağım. Hangisini tercih etmeniz gerektiğinden de bahsedeceğim. Şimdi öncelikle biz first in first out olan sıradan normal queue'muzdan başlayalım. Evet, şimdi bir queue'ya eleman eklemek istediğiniz zaman arkadaşlar bu interface'in altında şöyle her zaman olduğu gibi çeşitli metodlarımız var. Add, element, offer, pick, poll ve remove gibi. Şimdi burada add ve offer aynı işlemi yapıyor. Yani bu Q'nun sonuna bir eleman ekliyor arkadaşlar. Ama add ve offer'ın bir farkı var ki yukarıdaki tabloda da bahsedildiği gibi add metodu arkadaşlar exception fırlatıyor. Eğer Q'ya bir elemanı ekleyemezse. Bu arada eleman ekleyememe durumu çok nadir gerçekleşir. Çok nadir bir exception alırsınız ama yine de add metodunun exception fırlattığını söylemiş olayım. Offer ise exception fırlatmak yerine size false dönebilir. Elemanı ekleyemedim gibi. Yani daha kontrollü bir şekilde kullanmak istiyorsanız offer kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde remove her zaman Q'nun head'indeki yani aslında first elemanı size remove eder, Q'dan çıkarır ve size bunu return der, döner. Aynı şekilde poll da aynı işlemi yapar. Yani bu ikisinin işlem olarak yaptığı şey aynı. Fakat eğer poll o elemanı Q'da bulamaz, yani diyelim ki Q boş. Siz poll dediniz, bir eleman getir dediniz. Q boş olduğu için ilk elemanı getiremiyor, boş çünkü. O zaman poll size null döner. Fakat remove exception fırlatır arkadaşlar. Aynı şekilde element ve peak'e bakalım. Element de arkadaşlar bu Q'nun ilk elemanına arkadaşlar sadece bakar. Yani değeri neymiş diye bakar, size değerini söyler. Atıyorum işte 5 varmış ilk elemanın. Ama onu o Q'dan çıkarıp atmaz. Hala o eleman orada durur. Aynı şekilde peak de aynı işlemi yapıyor. Ve yine tek farkları bunun exception fırlatması, bunun ise eleman yoksa null dönmesi. Evet.
Bu kadar aslında Q'nun ana metodları. Şimdi yine her zaman gibi şunu söyleyeyim. Concurrent yani eş zamanlı işte çok threadli vesaire bir şey kullanıyorsunuz. Blocking Q diye bir interface var ayrıca. Blocking Q arkadaşlar mesela bir elemanı işte pull işte veya remove etmek istediğiniz yani elemanı almak istediğiniz o zaman o Q'nun sizin için dolmasını bekliyor. Sanki aslında senkronize şey gibi bu ne bileyim Go'daki channel'lar gibi. O Q hani boşsa size hata vermek yerine veya null dönmek yerine Q dolana kadar bekliyor aslında. Veya işte Q'ya eleman ekleyeceğiniz zaman, offer yapacağınız zaman atıyorum kapasitesi yok. Kapasite açılana kadar bekliyor. Size exception fırlatmıyor gibi şeyler. Yani blocking Q'yu da yine concurrent işlemler için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi implementasyonlarına geçelim. Q'nun iki ana implementasyonu var aslında. Linked list ve prior to queue. Şimdi linked list aslında bir liste arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir queue olabilir? Ama linked listi arka planda öyle bir implement etmişler ki siz bunu hem bir liste olarak kullanabiliyorsunuz. Yani list olarak tanımlarsanız list olarak kullanırsınız. Queue interface'ini olarak tanımlarsanız da bir queue olarak kullanabilirsiniz. Çünkü linked listin altında queue'nun ihtiyaç duyduğu tüm metotlar implement edilmiş arkadaşlar. Mesela şuradan bakalım. Biz normalde ne yapıyorduk arkadaşlar? Add metodunu kullanıyorduk bir liste eleman eklerken. Fakat aynı şekilde arkadaşlar şurada bir yerlerde offer. Evet gördüğünüz gibi offer metodu da mevcut. Mesela gördüğünüz gibi burada peak de var. Retrieves but not, doesn't remove the head first element of the list. Yani listin ilk elemanını, birinci elemanını. Çünkü queue'da neydi? Her zaman ilk giren ilk çıkıyor. O yüzden birinci elemanını peak ediyor. Diğerini size bakıyor ama onu listeden çıkarmıyor. Aynı şekilde poll'la implement edilmiş gördüğünüz gibi retrieves and removes yani hem getiriyor hem de listeden atıyor elemanı. Başka neler vardı? Move vardı, add vardı. Remove'la add zaten normalde listede de kullanıyorduk. Onlar zaten implement edilmiş. Remove, add bir de element diye bir metot olacaktı. Evet. Element de peak'in exception fırlatan haliydi zaten hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi yani link liste siz bir queue olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Q'nun ilk implementasyonu en basit ve sıradan implementasyonu diyeyim. Linked list aslında. Şimdi bir diğer implementasyona geçelim. O da priority queue. Adı üzerinde priority yani bir öncelik sıralaması olan bir queue. Bu algoritma soru çözerken işimize yarıyor. Hatta onunla ilgili bir soru da çözeceğiz bugün. Şimdi burada da anlattığı üzere bu queue'daki elemanları natural ordering'ine yani mesela atıyorum string'leri düşünün. String'lerin natural ordering'i nedir işte? Alfabetik sırasına göre mesela ya da sayıların. Veya sizin vermiş olduğunuz comparator'a göre bir sıralama yapıyor. Mesela bu comparator nedir? Onu da soru üzerinde göstereceğim size arkadaşlar. Ve işte poll yaptığınızda size bir numaralı sıralandığı zamanki bir numaralı elemanı döndürmüş oluyor aslında. Bu sefer yani ilk giren ilk çıkan gibi değil de siz queue'ya atıyorsunuz ve bu queue'da onlar belli bir priority'ye göre düzenleniyor ve priority ise en yüksek olanı size ilk döndürüyor arkadaşlar. Yani aslında düşündüğünüzde bunu hani sorting'de bile kullanabilirsiniz. Çok kullandığımız bir şey değil ama hani elemanları size verdiğiniz order'a göre döndürüyor arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki de kompleksisi sıradan bir add remove'la aynı değil. Log n işte bu offer yani eleman ekleme, poll remove gibi metodlar için ve add log n bir time kompleksisine sahip. Onun için sadece elemana bakmak istediğinizde yani peak yapmak istediğinizde veya element aynı metot zaten. O1 yani constant time. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü sadece değerine bakıp geri geliyorsunuz. Bir işlem yapmıyorsunuz. Fakat işte remove yaptığınız zaman veya eklediğiniz zaman hepsini tekrar orderlaması hani bir priority'ye koyması gerektiği için orada fazladan işlemler yapıyor. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden log n. Contains içinde yani contains neydi içerisinde var mı? Onun içinde linear time yani ON kompleksisi varmış arkadaşlar. Şimdi bu priority queue da bu şekildeydi. Bunu zaten sorunun içerisinde çözeceğimiz soruda çok detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar birazdan. Şimdi az önce bahsettiğim stack konusuna geçelim. Stack arkadaşlar last in first out'u implement eden bir class. Sanırım interface demiştim az önce yanlış olmuş. Bir class arkadaşlar. Evet şimdi bunun metodlarına bakalım arkadaşlar. Burada
İşte empty eğer boş mu değil mi bakabiliyorsunuz. Peak yine aynı şekilde elemanı sadece bakıyorsunuz değerine. Pop da en üstteki elemanı pop et. Yani al çıkar demek oluyor. Push da en üstte bir tane eleman ekle. Search da varmış. Aynı şekilde verdiğiniz elemanın kaçıncı sırada olduğunu size dönüyor. Şimdi arkadaşlar bu siteyi kullanabilirsiniz tabii ki de LIFO olarak. Bazı sorularda mesela işte BFS, DFS yaptığımız zaman zaten Q kullanıyoruz veya stack kullanıyoruz. Dev first search, breadth first search. Onları da ilerleyen derslerde çözeceğiz. Onlar da bunu kullanıyoruz. Fakat bu stack class'ı arkadaşlar çok desteklenen artık tavsiye edilen bir class değil. Onun yerine hatta burada da kendileri de söylemiş zaten. DQ'yu yani deki kullanın diyor. Bunun sebebi çok daha fazla geniş metot yelpazesinin olması. DQ'da arkadaşlar hemen açalım. Şurada dediği gibi adı Double Ended Q'dan geliyor. Double Ended Q ne demek? Hemen görsellerimize geri dönüyorum. Şunu şöyle alayım. Şimdi Double Ended Q hem baştan yani bir end yok da hem baştan hem sondan ekleyip çıkarabildiğiniz bir Q. Yani normalde FIFO. Normal bir Q'da first in first out'tu. Buradan giriş yapıyorduk arkadaşlar. Şuradan çıkış yapıyorduk. Fakat double ended Q'da iki taraftan da giriş çıkış yapabiliyoruz. Yani buradan da girebilirim. Şuradan da gelebilirim. Buradan da çıkabilirim. Yani son elemanı da alabilirim. İlk elemanı da alabilirim. Buraya başına mesela dördüncü elemanı şuraya. Hatta şöyle yapalım. Şöyle sonuna dördüncü elemanı ekleyebilirim arkadaşlar. Sonuna da ekleyebilirim. Ay tipi kaydı buranın. Nasıl yaptım bilmiyorum. Yani double ended Q iki tarafla çalışan bir Q. Düşündüğünüz zaman double ended Q aslında hem sağdan hem soldan giriş çıkışa izin veriyor. Ama siz şu tarafı aklınızda tamamen kapatırsanız mesela burayı hiç kullanmayayım. Şuradan giriş ve çıkış sağlamayayım. Sadece sondan giriş ve çıkış metodlarını kullanayım derseniz bu arkadaşlar ne olur aslında? Şu yaptığım hamleyi geri alayım. Bu aslında bildiğiniz bir stack olur arkadaşlar. Şöyle bu tarafı hiç kullanmayayım derseniz sadece buradan giriş çıkış yaparsanız bu bildiğiniz last in first out bir stack olmuş olur. Yani siz DQ'yu bir stack amacıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Last in first out olarak kullanım yapabilirsiniz. Aslında bu ucu açıktır ama hayalimizde biz yani işte kodlama yaparken bu metotları hiç kullanmazsak bir stack olarak onu düşünebiliriz. Şu anda da bunun kullanılması tavsiye ediliyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şurada gördüğünüz gibi first element head sağ taraf, last element tail sol taraf olarak düşünürseniz işte add first veya add last iki tarafa da ekleme çıkarma yapabiliyorsunuz dediğim gibi. İşte remove last, remove first gibi. Biz diyelim sadece last kısmını kullanacağız. Sadece last kısmını kullanırsanız ne olur? Sürekli Q'nuz işte sol tarafından ekleme yaparsınız. Ve remove'la sadece sol tarafından çıkarma yaparsınız. Ekle çıkar, ekle çıkar. Aslında push pop, push pop gibi olur. Yani bir stack görevi görmüş olur arkadaşlar. Yani DQ'da da bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Metodları da aslında aynı şey. Sadece add, düz add veya işte poll yapmak yerine yanına first ve last'ı ekliyoruz arkadaşlar. Sağ ve sol işte veya head veya tail olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bunu implement eden class'lar yine linked list burada veya array olarak array'deki de implement ediyormuş bunu. Yine linked list'i yani düşündüğünüz zaman sadece bildiğimiz şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz linked list'i siz bir queue olarak veyahut da stack olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet konu kısmı bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hazırsanız sorumuza geçelim. Şimdi yine HackerRank'ten bir soru açtım ben. Bu seferki sorumuz medium seviyesinde yani artık biraz daha işleri zorlaştırmaya başlıyoruz. Bu soru uzunca bir soru. Ben size o yüzden bunun linkini de koyarım açıklamaya ama hızlıca anlatacağım şimdi. Demiş ki bir Java Priority Queue kullanmamız gerektiğini zaten soruda bahsetmiş öncelikle. Bir okul var. Öğrenciler okula kaydoluyor. Giriş yapıyorlar. Ve işte serve edilmeyi bekliyor öğrenciler. Bize eventler vermiş bununla alakalı. Okula girdi ve çıktı. Yani serve edildi şeklinde. Bir de bu öğrencilerin klasını oluşturmamızı istemiş bize. İşte ID'si olsun öğrencinin ismi olsun bir de GPA yani not ortalaması olsun demiş bu öğrencinin.
Sonra şöyle bir input gelecek bize. İşte 12 tane olay olmuş okulda. Öncelikle John diye birisi okula kaydolmuş. İşte şu ortalaması. Bu da öğrenci numarası. Sonra Mark diye biri de kaydolmuş. Ortalaması, öğrenci numarası. Sonra işte Şafet diye biri kaydolmuş. 3 kişi kaydoldu. Sonra serve dediği zaman şu nasıl hangisini önce serve etmemiz, hangisini işlemini önce yapmamız gerektiği ile alakalı bize bazı constraint'ler yani koşullar, kısıtlamalar vermiş. Demiş ki önce notu en yüksek olan öğrencinin işlemini yap. Diyelim ki ikisinin de notu aynı. O zaman demiş alfabetik ismine göre sıralama yap. A ile başlayan daha önce yap mesela. Diyelim ki hem notları aynı hem isimleri aynı geldi öğrencilerin. O zaman ne yapalım? O zaman da okul numarasına göre sıralama yap demiş. Bir numaralı atıyorum. Bir numaralı öğrenciyi ilk yap. İki numaralı öğrenciyi daha sonra sorbet. Yani aslında tam olarak öğrendiğimiz şey yani priority queue'yu burada kullanacağız. Bu özelliklere göre öğrencilere priority vereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde de bir output bekliyor bizden. Mesela şu örnek üzerine hızlıca gidelim. İşte bunlar geldi. Şimdi birini serve edeceğiz. En yüksek not ortalamalı kim? Mark. O zaman Mark'ı işlemini yaptık, gönderdik. Şimdi iki öğrenci kaldı. Şafet ile John. Bir tane daha serve etmemizi istiyor. Şimdi kimi serve edeceğiz? John. Çünkü onun notu daha yüksek. Sadece elimizde şu an Şafet var. Şimdi sırada birisi daha geldi. Samiha diye biri geldi. İki kişi var elimizde. Şimdi birini serve etmemizi istiyor. Kimi serve edeceğiz? Samiha mı? Şafet mi? Samiha'nın notu daha yüksek. Semih'e de serve ettik. Hala Şafet kaldı evde tek başına. Şimdi artık 1, 2, 3, 4 kişi daha kayıt oldu. Sırada bekliyor. Totalde şu an elimde 5 kişi var. Ve bir tanesini serve edeceğiz. Bu en son gelenlerden. Onların da en yüksek not ortalaması kim? Şu 3,95. İki kişinin de aynı. O zaman ne yapıyorduk? İsme bakıyorduk. İsmi Anik olduğu için, A ile başladığı için önce Anik'i serve edeceğim. Ve geriye kaldı 4 kişi. Output olarak da elimizde kalan öğrencileri ekrana basıyoruz. Kim kaldı elimizde? İşte bunları tabii yine ekrana basarken bu notlarına göre falan sıralayıp basıyoruz. Öncelikle en yüksek ortalama Dan kaldı elimde. Sonra Ashley, sonra Şafet, en sonunda Maria kalmış ve dördünü ekrana bastım. Yani soru bu şekilde. Şimdi soruyu anladıysanız kısaca bir durdurun videoyu arkadaşlar ve nasıl yapabiliriz diye düşünün. Dediğim gibi burada bir comparable kullanacağız. Priority queue kullanacağız. Siz hani kod olarak nasıl kodlarım diye düşünmeyin önce. Ama ben bunu bir normal bir problem olarak düşündüğünüzde algoritmik olarak buna nasıl yaklaşırsınız? Bir çözümü kağıda böyle karalayın bence. Ondan sonra beraberce çözelim arkadaşlar. Çünkü çözmeden önce ben de zaten her zaman kağıda karalıyorum. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bir student class'ımızı tanımlayalım. Student'ın neleri olacaktı? ID'si, name'i ve not ortalaması. Şimdi şöyle class student diye yazıyorum. Şimdi bir de bunları private yapalım. Çünkü get metodu implement edeceğimiz için private yapıyoruz ki. Yani yoksa zaten kendimiz de erişirdik onlara. Evet, şimdi constructor'ını oluşturalım arkadaşlar. Public student ne alacağız? Integer ID alacak. Ve constructor'ını oluşturdum. Şimdi bunların get metodlarını oluşturacağım arkadaşlar. Public integer get ID diyelim. Evet, getirileri de yazdım arkadaşlar. Şimdi student class'ımızı oluşturduk. Bir diğer oluşturmamızı istediği şey bizden Priorities diye bir class. Hemen onu da oluşturalım. Şöyle class priorities. Ve içerisinde şöyle bir metot yazmamızı istiyor. Signature'ını da bize vermiş. Evet, şimdilik bir null dönelim. Komplain etmesin. Evet, asıl olayı bu metodun içerisinde gerçekleştireceğiz. Şimdi bize main solution class'ının içerisinden şu eventler gelecek arkadaşlar. İşte enter, served, işte yanında da John falan diye. Bunları bizim için o kısmını kodlamış zaten. Event diye bir liste oluşturuyor. Yani string
Bunlar string olarak geliyor. Bunu bizim parse etmemiz gerekecek. Daha sonra bunu bizim az önce tanımlamış olduğumuz metoda yollayacak. Biz bunu aslında proses edeceğiz. Şimdi bizim yapmamız gereken şey bu eventleri proses etmek arkadaşlar. Evet, öncelikle bir priority queue oluşturalım arkadaşlar. Şimdi priority queue eşittir new priority queue diyorum. Şöyle. Bunun tipi de ne olacak arkadaşlar? Priority queue'nun içerisinde neler olacak? Student'lar olacak. Şimdi priority queue verirken arkadaşlar şuradaki aslında biz şuraya bir comparator verebiliyoruz. Yani bu student'ları nasıl compare edeceğini söyleyebiliyoruz ona. Bunun 2-3 yolu falan var. En eski mi desem ya yani en aslında bence uzun olan yolu şu. Şimdi student class'ını şu şekilde implement comparable yazıp daha sonra compare to metodunu implement edebilirsiniz. İşte compare to metodun içerisinde tek tek yazarsınız böyle işte GPA'lerini karşılaştır. Şu, işte A'nın GPA'yı B'den küçükse işte yok daha sonra işte else name'i küçükse falan filan tek tek bir compare to metodun içerisinde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya şunu silelim. Comparator diye bir şey tanımlıyorsunuz. İşte student class'ının comparator'ı şudur. Şu şekilde karşılaştırmasın diye ayrı bir comparator yazabilirsiniz ya da şunun içine uzun bir şekilde comparator yazabiliyorsunuz. Veyahut da benim şu an yapacağım Java 8 ile beraber gelen çok daha readable yani okunabilir kısa ve öz bir şekilde nasıl compare etmemizi gerektiğini priority queue'ya gösteren Java 8'in comparator'ını kullan comparator compare Java 8'in comparator'ını kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun size nasıl yapıldığını hızlıca göstereceğim. Şimdi comparator .comparing yazıyoruz arkadaşlar. Student diyeceğiz. Bu arkadaşlar Java 8'in bu lambda expression'ları kısaltılmış bir şekilde bize çoğu şey yazmamızı sağlıyor. Bilmeyen arkadaşlar öncelikle lambda expression'lara bakabilirler. Java 8 ile gelen. Bununla alakalı bir videom da vardı zaten. İleri seviye Java dersinde. Student'ın get aslında GPA metodunu kullanacağız. Çünkü öncelikle bize GPA'yı en büyük olanı en üste koymamız istediği için. Ama bu küçükten büyüğü sıralıyor diye hatırlıyorum arkadaşlar. O yüzden bize GPA büyük olan lazım. O yüzden reverse ediyoruz bunu. Yani GPA büyükten küçüğe sırasın. Küçükten büyüğe değil. Daha sonra then comparing. Yani bu olmazsa ikisi de aynıysa. O zaman neyi compare edeyim? O zaman student'ın neyini compare edecekti? İsmini. Değil mi? Önce ismi sonra numarası olması lazım. İsmi de işte aynıysa o zaman then comparing student'ın diyeceğim get id. En son id'sini compare et. Şimdi şöyle şunu bir alt satıra geçireyim. Daha düzgün olsun. Şurası küçük olduğu için çok okunmuyor. Şimdi şurada bir hata veriyor ama bunu bir import edelim. Şöyle evet import etmemişiz. Import Java util comparator. Şurada yanlış yapmışım. Comparing. Aynen, tamamdır. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Priority queue tanımlamak. Şimdi bu bir obje olduğu için yani student objesi klasını biz tanımadığımız için nasıl prioritize edeceğini ona bizim öğretmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir comparator veriyoruz. Neye göre compare edeceğini öğretiyoruz. Sıradan bir mesela şurada student değil de integer yazsaydı gerek yok. Zaten o kendi natural ordering'ine sahip bir şey veya string. Bunlar için gerek yok. Ama dediğim gibi böyle objelerde nasıl compare edeceğini vermemiz gerekiyor. Evet şimdi queue'muz hazır. Priority queue'muz hazır. O zaman eventleri bir proses etmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi daha queue'yu tanımadık. Şimdi asıl işlem kısmına geçiyoruz. Şimdi öncelikle bize gelen eventleri bir arkadaşlar string gezelim bir eventleri event. Şimdi bu her bir de ne olacak arkadaşlar?
Ya şöyle enter, yanında da işte isim, not falan, ya da served olacak. Önce bunu bir şöyle yapalım. Git yapıyorum arkadaşlar. Boşlukla, yerlerindeki boşluk hala bölsün. Şimdi eğer bu s'in length'te arkadaşlar büyüktür 1 ise ne yapacağım? Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Çünkü sadece tek eleman da olabilir. Served. Birden büyükse size, o zaman enter eventidir. Bunu anlamış olurum. Eğer s'in length'i birden büyükse ne yapacağım? Bu şeyleri priority queue'umuza ekleyeceğim. Aslında çok basit. Şimdi bu queue'umuza nasıl ekleyeceğiz ama? Bir student objesi yaratarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada ben arkadaşlar böyle uzun uzun yazıyorum çoğu şeyi. Hani siz kodlarken daha kestirme şekilde de yapabilirsiniz. Hem readable olması açısından ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Hem de anlattığım için uzun uzun böyle yazıyorum tek tek. Şimdi mesela ne yapacağız? Öncelikle constructor'ında ilk ID'yi vermişiz, yani son elemanı. Son elemanında ne? S'in aslında üçüncüsü, virgül, daha sonra constructor'ımızın sıralaması neydi? ID, name, GPA. Name'i de ilk elemanı, yani enter'dan sonra 1. 1, daha sonra S'in ikinci elemanını vereceğim. S'in sıfırıncı elemanı zaten enter. Ona ihtiyacım yok şu an. Tabii bunlar integer değil. Integer parse int diyeyim. Aynı şekilde arkadaşlar GPA'yı de parse etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar string ya. Onları integer'a çeviriyorum arkadaşlar. Integer parse int ile. Ve bir student oluşturdum. Şimdi bu student'ı ne yapacağım? Priority queue'ma insert edeceğim arkadaşlar. Nasıl yapabilirsiniz? Add ile veya element metodunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi add diyeyim. Student'ı ekliyorum. Evet, şimdi de ne yapmış olduk? Enter event'i geldiğinde student'ı oluşturduk ve queue'umuza ekledik. Şimdi else'e geçelim. Else ne yapacak arkadaşlar? Else ne demek öncelikle? Enter değil, yani served event'i. Served event'i ne yapacak? Bu şu ana kadar queue'da elimizde olanlardan işte önce GPA yüksek, sonra adı şey olan, daha sonra da ID'si en küçük olanı bize dönüp listeden atacak. Yani aslında serve etmiş olacak. Bu kısımları bizim yapacağımız bir şey yok artık. Neden? Çünkü biz priority queue kullandık. Ben priority queue'dan eğer get yaparsam, poll yaparsam ne olur arkadaşlar? Bize o sırada listenin en üstünde olan, en priority'si yüksek olan kişiyi direkt olarak poll eder ve aslında serve etmiş olur. Bu kadar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler mutlaka vardır arkadaşlar. Örneğin nedir? Boş bir liste gelmesi, işte bazı edge case'ler falan, onları şu an daha henüz düşünmedim. Şimdi bir return edelim elimizdeki priority queue'yu ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Şu haliyle bir kodu run edersem önce bir hata alacak mı, ona bakalım. Mesela evet, compilation error aldık. Neden? Cannot find symbol demiş. Priority queue'yu bulamamış. Neden? Çünkü priority queue'yu da şurada. Aslında Java util'i komple import etsek daha iyiymiş. Java util priority queue diyeyim. Şimdi run edelim. Pardon. List dönmemiz gerekiyordu burada. Bizden bir liste dönmemizi bekliyor. Ben gittim priority queue'yu döndüm. Onu şimdi düzeltelim arkadaşlar. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu direkt liste aslında çevireceğim. Hata aldık arkadaşlar yine. Anlattığım için bazı dikkatsizlikler yapıyorum. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir. Dikkatsizliğim. 3.75 notu integer'a çevirmeye çalıştım. Oysaki notlar neydi arkadaşlar? GPA'ler. Bir double'dı. Onu gözden kaçırmışım. Hemen onu düzeltelim. Nerede yaptık? Şöyle parse it yapmıştık. Double parse double yapacağım o zaman. Şimdi run edelim. Evet, hatalar geliyor. Evet,
Böylece beraber de öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Dikkatsizliklerimi ve konuyu da de. Konuyu pekiştirmeniz için hata yaptım diyormuşum. Yok. Şimdi bu sıradan bir queue değil. Priority queue ya. Order önemli olduğu için direkt olarak listeye çeviremiyor. Ben uğraşmak istemediğim için kendimce akıllıka yapmaya çalıştım ama öyle bir şey olmuyormuş. O yüzden hemen yani şöyle. Şimdi priority queue'da belli bir order var değil mi? Bu order'ı listeye aynen geçirmemiz için ne yazık ki tek tek queue'yu gezip Q'dan pull edip bir liste yapmamız gerekecek. Yaparız, sıkıntı değil. Şöyle hemen bir student liste oluşturuyorum arkadaşlar. L diye. O da bir link liste olsun. Çünkü neden ben bu hataya düştüm? Sıradan Q'larda hani normal Q'larda anlatırken de link list kullanabiliyorsunuz demiştim ya. O link listleri direkt hani liste çevirebiliyorsunuz. Aynı şimdi iki interface'i de implement ettiği için. Ama prior to queue gördüğünüz gibi burada new link list demedik de new prior to queue dedik. Bu ayrı, tamamen ayrı bir class. Onu direkt olarak liste çeviremiyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi ne yaptım? Yeni bir link list tanımladım. Bu olay için. Ve prior to queue mu? Is empty diyene kadar diyeyim. Böyle yapayım ben. While diyeyim. Priority queue empty olmadığı sürece yani priority queue'yu geziyorum şu anda. Priority queue empty olmadığı sürece bu listeye ekleyeceğim arkadaşlar. Add diyorum student. Nereden? Priority queue poll. Evet. Şimdi priority queue boş olana kadar Priority Queue'yu gezeceğim ve en üstteki Priority en yüksek elemanı poll edip alacağım. Listeye ekleyeceğim. Sonra bu listeye döneceğim artık. Şimdi tekrardan edelim arkadaşlar. Bu sefer umuyorum ki hata almadan evet. Test case'imizi geçtik. Tebrikler bize. Şimdi bu sim en basit test case'di. Örnek test case'di zaten. Kodumuzu bir submit edelim. Çok yüksek ihtimal edge case'leri düşünmediğimiz için error aldığımız test case'ler olacaktır. Dedim ki süper bir kod yazmışız demek ki arkadaşlar. Hiçbir edge case'i atlamamışız. Süper. Ve tüm test case'leri geçtik. Bu medium level bir soruydu. O yüzden bunu tekrar kendiniz çözmeye de çalışın. Zor sorulara beraberce böyle başlayacağız arkadaşlar. Yani medium'lara. Bazen basit sorularla çözeriz. Dediğim gibi bu dersten sonra artık full soru çözmeye başlayacağız. Şimdi kodumuzda neden hiçbir hata olmadığını hemen hızlıca şöyle anlatayım. Öncelikle burada Q empty olana kadar gittim. Zaten hani exception alacak bir kısmımız yoktu. Daha sonra burada şu for'u kullandım. Yine exception alacağımız bir kısım yok. İşte renkleri falan kontrol ettik. Yani düzgün yazmışız kısaca. Çok çılgın şeyler de yazmadığımız için hata alacak bir kısım yoktu. Yani liste boş bile gelse arkadaşlar. Mesela empty event list geldi. Zaten şu for'la gezdiğimiz için bu for empty olduğu durumda gezmiyor. Direkt çıkıyor. Daha sonra şuraya gelir mesela boş event liste. İşte yeni bir link list açar. Q'da empty olduğu için, şuraya hiç girmediği için bunu da atlar. Direkt boş liste döner falan. Bu şu tarz şeyleri cover etmiş oluyoruz aslında. Güzel bir şekilde yazdığımız için. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bundan sonra soru çözüm ağırlıklı olacak bu serinin devamı. Çok bilinen algoritmaları çözeceğiz. Çok bilinen problemleri çözeceğiz. Umarım her hafta video atmaya çalışacağım. Yoğunluğum az oldukça. Bu şekilde. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.